Fuat Şeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen e, matematiksel verilere dayalı sizlere sunum yapmaya çalışıyorum. E, arkadaşlar, Bitcoin'de bir düşüş meydana geldi. Şöyle Bitcoin'deki düşüşü sizlere göstereyim. Zaten bu düşüşten benim e, en azından istatistik olarak bir e, bilgim vardı. Yani. yani düşeceğini beklediğim bir durumdu. Sizlere de dünkü videomda yani 18-20 saat önce paylaştığım videoda bunu belirtmiştim. Şimdi Bitcoin'de e, tehlike hala e, devam ediyor mu? Öncelikle bakın şunu da belirtelim. Videonun sonuna kadar dinlemeniz durumunda faydanıza olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şuradan ben e, YouTube kanalından istatistiklerime giriyorum ve videonun sonuna kadar izlememiş oluyorsunuz. Bakıyorum orada 20 dakikalık videoda 3 dakikalık bir alanı izlenmiş dinlenmiş arkadaşlar 3 dakikalık bir e, sunumla e, işin sonunun nereye varacağını kestiremezsiniz e, faydanıza olacağını düşündüğüm için bu videoları çekiyorum ki e, eğer önemsenmiyorsa zaten mühim değil bunları bir çalışma niteliğinde de yapıyorum problem değil bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok Bitcoin'deki düşüş 51537 dolara kadar geri çekilecektir arkadaşlar. 57537 dolar sonrasında bakın şurada belirtmiş olduğum kırmızı alan bizim için son destek noktamız 50637 bölgesi arkadaşlar. Bu bölgenin altına doğru da salacak olursa 48.000, 44.000 ve 42.000 e, seviyelerini kademeli bir şekilde geleceğiz. Eee ayrıyetten 42.000 seviyesinin altında Yine bize 36 bin dolar seviyesi bekliyor. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Ee, sizlere ben şu videomda arkadaşlar. Şu videomda bakın. Ee, Bitcoin vs dolar sonuç ne olur diye belirttim. Buradan e, başlığı anlayan arkadaşlar muhtemelen izlemiştir videoyu. Videoda şundan bahsettim arkadaşlar, Bitcoin'in bir kırılma noktasında olduğunu sizlere söyledim. Hatta zaman bile verdim, dedim ki maksimum 16'sı ile 18 arasında bir kırılma meydana gelecek. 16 ile 18'i arası temkinli olmakta fayda var. Stop loss kullanılabilir ya da temkinli işte yön verilebilir alım satım işlemlerine. Sebebini size şöyle açıklamıştım. Dolar paritesine baktım. Dolar'a baktım. Dolar TL paritesine baktım. E, dolar endekslerine baktım arkadaşlar. Bu doğrultuda bakın hala Bitcoin düşmeye devam ediyor. Bu doğrultuda e, doların yükseleceğini size söyledim ki dolar dün paylaştığımda 8.30'daydı. Şu an için seviyesi 8.42 arkadaşlar. 8.42 bu gerçek, real e, yani globalde olan seviyesi Dolardır, Tether değildir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ee, bu alandan sonra ne olacak? Dolarda önümüze neler çıkacak? Bakın ilk hedefimiz 8.5 lira. Daha sonrasından 9.55 hedefimiz var dolarda. Altında da yine isterseniz daha sonraki videolarımda altındaki yükseliş e, hedef noktalarını da sizlere belirtebilirim. Ee, şimdi arkadaşlar videoyu dün paylaştığım videoyu izleyen arkadaşlar zaten muhtemelen zarar etmemiş olmaları lazım. Zarar etmemiş olmaları lazım. Çünkü burada çok güzel bir şekilde, açıklayıcı bir şekilde sizlere bahsettim bakın şu videomda. Yani burada ben mesela YouTube'daki diğer traderları falan takip ediyorum. Bitcoin düşmeye başladıktan sonra acil durum videosu çekiyorlar. Ben sizler için burada daha Bitcoin henüz düşmemişken bir acil durum videosu niteliğinde çektim. Özellikle de e, dikkate alınması gerektiğini söyledim ki Bitcoin 57170 dolarlardaydı. Şimdi e, girişat aşağı yönlü olacak Bitcoin'de. Bunun e, önünün artık kesilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Şimdi şuradan ben gelip Ethereum'un dominansına bakıyorum. 20.61 BNB 4.19 Alt koyunlar 15.66. ki alt koyunlarda yükseliş var yani diğer alt koyunlarda yükseliş var. Ee, kripto toplam piyasa değerine bakıyorum 2.3 trilyon dolar. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Bakın şöyle bir düşme var. 2. 6 trilyon dolardan düşmüş bu vaziyete. Fakat şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğimiz para e, rakamsal olarak düşük. Kaynağı almayacağımız bir para çeşidi değil kesinlikle. Şimdi şöyle düşünün. Bu piyasaya yeni, gir, yeni giren bir e, para var. Bakın burada yeni giren bir para var. Şu alanlardan bahsedersek 2.2'den sonra üstüne bir 400 milyar dolar kadar para girmiş. Şimdi yeni giriş yapan kişilerin. Yeni giriş yapan kişilerin belli bir e, miktarı ne yapıyor? Panik satışları yapıyor ve diyor ki lanet olsun nereden girdim bulaştım bu işe parasını bu piyasadan çekiyor. Ayrıyeten eskiden giriş yapmış olan kişiler var arkadaşlar kar karlarını topladığında karlarını topladığında ne yapıyorlar? Bunlar da bu piyasadan çekiliyor. Nereye geçiyorlar? İşte dolar yükselecek dolara geçiyorlar şu an için geçici bir durum. Fakat e, şöyle söyleyelim. Piyasayı biraz yıpratabilir. Bu açıdan da görmek lazım. Şimdi genel bir grafiğe baktığımda bir sıkıntı yok. Bitcoin'deki dominansa bakıyorum. 42.59 ki ben Bitcoin'in dominansında şöyle bir şuradan bir yükseliş bekliyordum. Bakın bunda da yine bir grafik olayına bakalım. Bakın ne olmuş? Şuradan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Çok güzel bir şekilde iniş yapmış şurada bir doje bırakmış tekrardan iniş yapmış yani bozmamış kendini bu günlük bazda baktığınızda ama şöyle bir bakarsak arkadaşlar bakın ara ara 4 saatlik bazlarda şöyle bir yukarı yönlü bir vuruş yaptı ama şu alanda henüz bir yukarı yönlü e, giriş söz konusu değil ki o da 45 69 ve 42 aralığında yani %3'lük bir ee, düşüşte herhangi bir şekilde dominansı yukarı yönlü bir çatallanma yok arkadaşlar. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bakın açığını konuşmak gerekirse. Çünkü bitcoin'den para çekiliyor. Anlık bir şekilde ethereum'a ya da altcoin'lere giriyor. Bu da ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Yarın öbür gün hızlı bir şekilde ethereum'dan altcoin'lerden para çıkar. O zaman da biz sert bir şekilde etkileniriz bu durumda. Bunu söyleyebilirim. Zaten sizlere daha önceki videolarımda da bahsettim. Ben bu piyasayı e, takip ediyorum bazen mesela yorumlarda bakıyorum yorumlarıma e, videolarımın altına yorumlarda e, mesela işte bu nasıl bir analiz ya da bu nasıl bir e, yorumlama tarzı yorumlar geliyor arkadaşlar şimdi ben şunu söylemek istiyorum yani herkesin e, ayrı bir istatistik durumu vardır yani. Hani herkes farklı bir istatistik sağlayabilir kendi kafasından. Benim sağladığım istatistik şudur. 39 ve 35 aralığında net olarak söylüyorum tehlike çanları çalmaya başlar. Tehlike çanları çalmaya başlar. Ben o saatten sonra 39 ve 35 aralığında vurkaç yaparım. Yani alsat yaparım arkadaşlar. Yani hani hold hold denilen bir muhabbet var ya paramızı bekletme durumu bunu artık e, yapma gibi bir durumum söz konusu olmaz anca nasıl olur henüz değer kazanmamış olan coinlerde bir miktar cüzdan e, yani borsada değil de cüzdanlarıma aktararak oralarda bekletebilirim bununla alakalı da yine sizlere bir video paylaşacağım yani hani çünkü bu bir geleceğe yatırım olarak düşünüyorum ben bu işi bir yatırımdır e, herkesin bir cüzdanı olmasını tavsiye edebilirim çünkü borsalar tehlikeli dönemlerden geçebilir, tehlike arz edebilir e, bu tarzda dönemlerde. E, herkesin bir cüzdanı olursa ve geleceğe yönelik yatırımlarınızı o cüzdan içerisinde saklayacak olursanız herhangi bir sıkıntınız olmayacağını düşünüyorum. Tekrarlıyorum, e, videoda söylenenler duyduklarınız bir yatırım tavsiyesi değildir, matematiksel analizdir arkadaşlar. Şimdi e, bitcoin'deki genel durumu söyledim Dolardaki genel durumu söyledim Piyasanın genel bir vaziyeti vardı Bunu söyledim ve size tekrardan ethereum'dan bahsetmek istiyorum Ethereum'da ben ne dedim arkadaşlar Ta bundan 1-1.5 bir, bir ay önceki videolarımda Ethereum'un henüz dominansı 14'lerde falandı Dedim ki arkadaşlar ethereum'un dominansı 25 ile 30 aralığında olmadığı müddetçe Sağlam bir alt e, altcoin rallisi yaşamış olmayız Sebebine gelince sebebi şu yöndedir Para Bitcoin'den çıkacak. Ethereum'a girecek arkadaşlar. Ki şurada gördünüz yani. Bitcoin'den çıkan para Ethereum'a girdi. Bir miktarı e, belki altcoin'lere girmiş oldu. E, Ethereum belli bir yükselişi. Kat ettikten sonra Ethereum'dan çıkan para sırasıyla öncelik olarak defi projelerindeki e, Chainlink'tir, Atomdur, işte ne bileyim LTC'dir. Bu tarzda coin'lere akacak yani kafa coin'lere akacak. Bunlara aktıktan sonrasına, bunları aktıktan sonrasına, BNB'ye akacak, bunlardan aktıktan sonrasına bir e, çöküş yaşanabilir diye sizlere söylemiştim, bahsetmiştim bu konuyla alakalı arkadaşlar. Şimdi bu henüz gerçekleşmedi. Ben e, belli bir Yol çizerim kendime ve bu yol doğrultusunda ilerlerim. Önüne engeller çıkacak olsa da bu engelleri aşmaya çalışırız arkadaşlar bizim e, bu durumda yapacağımız. Bakın ne oldu? Size daha videonun başından söyledim. dedim ki gelip şu noktalara çarpacak. Ya bunun kaçarı olmadığını söyledim. Doğru mudur arkadaşlar? 51.537. Kaça çarpmış? 51.537. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Bakın şimdi sırada çok net bir şekilde söylüyorum. Şu kırmızı alanımız var. 50.642 dolar seviyesi. Peki e, Bitcoin düşerken altcoin'ler, Ethereum ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle ben bakıyorum. Ethereum'da bir düşüş yok. 4000 dolar gayet güzel bir şekilde şöyle e, kaç günlükmüş bu? 20 günlük ortalamada tutunmuş. E, ve aşağı yönlü salmamış. Salmayacak mı? Evet, salacak. Bu da kendi aşağı yönlü salacak. Nerelere kadar salabilir arkadaşlar? 3200 dolarlara kadar salabilir çok sert bir düşüş mahiyetinde konuşursak. Şuradan EOS'a geçmek istiyorum. Bakın kafa coinlerimiz, benim size işte e, videolarını çektiğim coinler dikkat ederseniz kendisini çok büyük bir şekilde salmıyor. Bakın bu da gelmiş yine ne yapıyor? 20 günlük ortalamaya çarpmış. Yukarı yönlü devam etmiş. EOS'ta da yine bizim çarpabileceğimiz nokta 10.8 dolar seviyeleridir. Bizim için önemli olan seviye ise arkadaşlar 11.7 dolardır. Burayı kırmaz ise burayı 4 saatlikte ve günlükte kırıp aşağı yönlü inmez ise yukarı yönlü tekrar çıkmaya devam ederse sizlere bir önceki videomda paylaştığım EOS coin ile alakalı hedef seviyelerine hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum ki şurada bir filama direkt ee... Formasyonu mevcut. Neo koyuna e gelelim. Bakın genel bir analiz de yapıyorum sizler için. Neo koyuna e geliyorum arkadaşlar. Neo koyunda ben daha öncesinden şöyle bir e, omuz baş omuz formasyonu yakalamış gibiydim. Fakat çalışır mı çalışmaz mı onun bir tereddütündeydim. Çalışmadı. Şunu şöyle e, kaldırıyorum. Şimdi ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın şurada ben omuz baş omuzu Koymuşum şu omuz bakın şuradan tekrarlayalım sizlerde eğer ki hoşunuza gidiyorsa bu tarzda Yani tekrarlanmamış da demeyelim bakın şöyle hani Şu an için hala devam etmekte bu risk Bu risk doğrultusunda arkadaşlar Bu risk doğrultusunda Neocoin Şöyle bir aşağı salma yapabilir Az önce dedik doğu, doğrulanmadı falan diye ama bakın 64 dolar seviyelerini bize gösteriyor. Tabi net bir şekilde çekecek olursak bu 70 dolarlarda falan kalacaktır. Çünkü ben kaba taslak yaptım. Yani buradan muhakkak ki bir Fibonacci seviyesine çarpacaktır. Ha, Neocoin'de olası sağlam bir düşüş. Bize şunu gösterir. 93 dolar arkadaşlar. 93 dolar da bizim 200 günlük ortalamamızdır, hareketli ortalamamızdır. Muhtemelen buraya çarpıp tekrardan yukarı yönlü gidebileceğini size söyleyebilirim bunun neo ee, NeoCoin'de dediğim gibi şurada bizim için önemli olan 111 dolar, 112 dolar seviyesi vardı. 112 dolar seviyesinin üstünde bir kırılım sağlanmış olsaydı 122 dolar seviyesi karşımıza çıkacaktı. 122 doları da kırmış olsaydık çok hızlı bir şekilde 170 dolara kendimizi atacaktık. Fakat Bitcoin'in yaptığı bu durumdan ötürü maalesef kıramadı ve aşağı yönlü düştü. Ama hala geçerliliği devam eder. Bakın burada çok güzel bir şekilde destek alanında tutunuyor herhangi bir sıkıntısı yok. XTZ'ye gelmek istiyorum. XTZ de benim yükselmesini beklediğim coinler arasındaydı. Bakın XTZ'de de yine belirtmiş olduğum alanlara çarpıp yukarı yönünü tekrardan toparlanma e, aşamasında. O da hangi alanlardır? 6.2 arkadaşlar. 6.2'nin altında şöyle yine 200 günlük ortalama var. 6 dolar. Burası çok sağlam bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum ben. Olası sert düşüşte şuraya bir kere bir çarpıp ya da altına doğru inse bile burada tekrardan çıkacağını düşünüyorum. Ve altında tekrardan 5.8, 5.5, 5.3 seviyeleri mevcut arkadaşlar. XTZ coin'de de beklediğimiz alanların zaten 9.9 dolar ve 9.40 cent olduğunu sizlere söylemiştik. daşa gelelim. Daş Dash dün Dash'ın şu seviyeyi 431 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa çok güzel bir yükselme beklediğimi sizlere dün söylemiştim. Dash'ta da bakın arkadaşlar dün güzel bir yükseliş yaptı. Bakın nereye kadar? 438 dolara kadar çıktı ama üstünde bir gün kapanışı ya da 4 saatlik bir kapanış yapmadığı için yani bu alanda tutunamadı arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tutunamadığı için aşağı yönünü saldı. Şimdi ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. Kesişmelere bakıyorum bu yönden. Bakın şuradan size bir şey göstermek istiyorum. Şu yükselişte şöyle dikkat ederseniz beyaz çizgi yani 20 günlük ortalama, sarı çizgi 50 günlük ortalama, siyah çizgi 200 günlük ortalama. Şurada bir kesişme olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Bakın kesişme oluyor. Beyaz çizgi alta iniyor, sarı çizgi yukarı yönlü çıkıyor. Şuradan yine kesişmeler meydana geliyor. Yani şu alanı ben değerlendirecek olursam bakın sarıyla beyazın bir kesişmesi var burada. Sarıyla beyazın 4 saatlikte bir kesişmesi var. Zaten bu hareketli ortalamaları da takip edersek arkadaşlar burada kesiştiği noktada bir stop koymuş olsak şuradan kendimizi şu kadar kurtarmış olurduk. Bakın ben videolarımda bunları açıklayıcı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bilin istiyorum bunları. Hani kimsenin zarar etmesini istemiyorum arkadaşlar. Ne olurdu? Şu %8'lik bir dilimi <laughs> kaybetmemiş olurduk. Sorabilirsiniz. Sen elindeki coinleri sattın mı? Ben satmadım kardeşim. Ben ee, belli bir hedefim var. O hedef doğrultusunda ilerliyorum. Belki para kaybedebilirim. Bu işin bir garantisi yok fakat kazanırsam da Beklediğim için kazanmış olacağım. Öngördüğüm bazı durumlar var. İşte şurada size bahsettim. Ethereum seviyesinin daha yükselmesini bekliyorum. O yükseliş gelmeden kolay kolay bu işten ayrılmam. Yani istediğim seviyeleri yakalamam lazım benim arkadaşlar. Bu kadar uzun bir zamandır ben bekledim. Buradan güzel bir çağrımı yakalayıp ondan sonrasında çıkış yapacağız. Nereye çıkış yapacağız? O dönem aralığında da. O dönem aralığında da arkadaşlar hangi emtia ya da yatırım aracı bizim için makulse takipçilerime beni takip eden fikirlerime değer veren kişilere yatırım yapabileceğimiz noktaları paylaşacağım yine biz para kazanmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum şimdi daştan DAJ'ta, bahsettik LTC'ye gelelim. LTC de yükselmesini beklediğim coinler arasındaydı. Ne oldu LTC'ye? Bakın LTC de yine şurada çekmiş olduğum sarı çizgi. Bakın arkadaşlar ben bu sarı çizgiyi yeni çekmedim yani hani şu anda çekmedim. İşte açtıkça bir önceki grafiklerden kalan çizgilerdir bunlar. Ne demiştik? Ben size LTC ile al alakalı bir video paylaşırken dedim ki arkadaşlar yükselmesini bekliyorum. Eğer ki eğer ki şu seviyede 383 dolar seviyesinin üstünde günlük kapanış yaparsa sağlam bir şekilde duracak olursa yukarı yönlü çıkacaktır. Ama yok sağlam bir şekilde durmayacaksa şurada ben çizgiyi belirtmiştim. İzleyebilirsiniz yani yeni izleyen arkadaşlar varsa bir önceki videoları da izleyip bunun Doğruluğunu e, gözlemleyebilirler. Dedim ki düşebileceği seviye şu seviyedir. 334 dolar seviyesidir dedim ve 334 dolara düşmüş. Şu anda da bitcoin bazlı aşağı yukarı yönlü e, yine gidişatına devam ediyor. Ayrıca neye bakalım arkadaşlar? XRP'ye bakalım. XRP'de benim de yatırımım var. XRP beni biraz üzdü. Normal şartlarda yaş tahtaya basmam kolay kolay. Ama XRP'de bastık gibi Şimdi XRP'de de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın yani hani 200 günlük ortalamanın altına inmiş. Bu bir çöküş göstergesidir. Fakat beklediğim şöyle bir şey. Şu aralık kadar, şu aralık kadar bir iniş çıkış tamam bekliyordum. Fakat bu kadar uzun bir zaman dilimine yayacağını bunu tahmin edemiyordum. Ama yine de şunu söyleyebilirim. Yani XRP'nin ayın 26'sındaydı galiba. Bir yine dava ile alakalı bir Olayı vardı. Ee, bu olay doğrultusundan sonrasına belki yukarı yönlü çıkabilir diyebilirim. Ama yine şuralarda belirttiğim, bakın şuradan sizler de bakabilirsiniz sarı alanlarda gözüküyor. Bunlar destek noktasıdır. Olası sağlam düşüşlerde işte şu destek noktalarını kendinize stop noktası olarak da belirleyebilirsiniz. Daha aşağı yönlü inmesini istemiyorsanız tabi yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Bunu söylüyorum. XRP'deki beklentim de daha önceki videolarımda ee, arkadaşlar 1.9 2.4 aralığındaydı şu anda 3 dolara kadar çıkartmış durumdayım bu seviyeyi ee, Çünkü Bir coin Bir coin arkadaşlar Bir davadan ötürü bu kadar yorulmaması lazım Yatırımcısı çok sağlam tutuyor bu coin'i bakın Bunu söyleyebilirim spekülatif bir coin Bunda en fikiriz Problem yok ama Bu coin'in yatırımcısı Ya hani Beni de işin içine katın. Ya çok salaz bu coin'de duruyoruz. Ya da gerçekten bu coin'i destekliyoruz. Kar alabileceğimizi düşündüğümüz için bu coin'de duruyoruz. Yani bakın şöyle yani yıllardır bu dava muhabbetlerinden hala bir çöküşe geçmiş değil. Yine şuradan ortalamasını alacak olursak arkadaşlar Bakın şöyle bir yapacak olursam arkadaşlar, yani 3,5 kat sadece şu alanda artmış. Şuradan alacak olursak bakın. Yani kaçmış bu arkadaşlar? 11. aydan bu yana kadar totalde 6 kat artmış. Şu anki rakamla da 4 kat 4 kat artmış arkadaşlar. Yani hani yine kötü bir olay değildir. Yani başka bir coin'de böyle bir dava süreci gerçekleşmiş olsa yerlerde çökerdi yani. XRP'ye bakacağız arkadaşlar. XRP'yi özellikle takip ediyorum. Ha, olası çok sert düşüşlerde şunu söyleyebilirim. Yani belki şuradan bir artık zarar kes demem. Şu noktadan belki zarar kes diyebilirim. Ki onu da önümüzdeki zaman zarfı içerisinde göreceğiz. Yani şuradan da zarar keslersem ciddi anlamda feci bir zararım olur. Yani yarı yarıya düşürmüş oluruz kendimizi. Aşağı yukarı bir yüzde kırklık, yüzde kırk bir zarar koymuş oluruz. Başka hangisine bakalım arkadaşlar? Sizler için ANKR'ye bakalım ya. Dün onu ben güzel bir grafik ve analiz çalışması yaptım. Ve 2-3 gün içerisinde 2 nokta seviyelerine çıkacağını söyledim. Bakın. Bakın arkadaşlar. 4 saatlik Geliyoruz şimdi. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim size. İşte yükselmesini beklediğim hacmi sağlam olan coinlerde ne oluyor biliyor musunuz? Bak. Mesela neye bakalım? XRP'ye bakalım. XRP ne kadar düşmüş? Az önce XRP'deydik. Şöyle yapıyorum. Bitcoin şuradan itibaren inmiş. Doğru mu arkadaşlar? 4 saatlikte. Şuradan pardon, şuradan itibaren indi. Doğru mu? 4 8 12 şu kadarlık bir iniş ya çok da büyük böyle piyasayı yormamış yani esasında şöyle baktığımda yüzde onluk mu bir düşüş yapmış tabi yüzde on kadar bir düşüş yapmış arkadaşlar yani çok da öyle korkulacak bir durum yok niye korktuk? Tehlike çanları çalmamış o kadar da yani buna da bakıyorum bunda da yüzde şuradan yapacak olursak bunda da aynı şekilde bir düşüş var. Şimdi Annekere ile alakalı e, yine dün paylaştığım videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar bilgi edinme amaçlı. ve o da şöyle sizlerle paylaşmış olayım. E, şöyle kanalımız diyelim. Bakın annekere ile alakalı videom, Bitcoinle alakalı videom bunu da daha yeni paylaştık. E, şimdi annekere de bakalım bir arkadaşlar. Şöyle bir çalışma yaptık ama ne olacak göreceğiz. TRX'e bakalım. TRX ne durumda? TRX de yükselmesini beklediğim coinler arasında. Bakın. Şurada zaten ne yaptık? Bir ikili dip ikili dip formasyonu olarak çalıştırdık. Doğru mu? Öyle mi yapmıştık? Yükselişini de beklediğim 1.9 seviyeleriydi. Ağır adımlarda ilerliyordu arkadaşlar. Fakat Bitcoin'deki şu hamle ile tekrardan aşağı yönünü saldı. Ya Bitcoin şu anda piyasayı bir tık bozmuş durumda yani hani piyasadaki bu geri çekilmenin sebebi o ama şunu görüyorum ben piyasada çok büyük bir geri çekilme yok arkadaşlar EOS'a bakıyorum EOS sabahtan beri aynı pozisyon içerisinde yani Bitcoin düşmeden önce de 105-106'lardaydı 103'lerdeydi hala aynı 199'da yani öyle çok büyük bir geri çekilme yok arkadaşlar. Yani burada şuraya bakıyorum ben 95 liraya kadar geri çekilmiş yani bu çok normal bir şey. Zaten çıktığı seviye kaçmış ki bak çıktığı seviyeye bakalım. Bak abi çıktığı seviye 120 124 liralar falan yani şurada bir yüzde kaç kadar düş meydana gelmiş. Bak yüzde 28 çok normal. Yani haddinden fazla normal bu düşüş. Zaten benim beklediğim alan şu bak bayrak çizmiştim ben size. Bu alan kadar bir düşüş bekliyordum ve buradan sonra yukarı yönüne kırılacağını söylüyordum. 157 lira fiyat verdim. Arkadaşlar Bitcoin'le alakalı yani bu saatten sonra bitcoin bakın şurada zaten ben çarpı işaretle de koymuşum. Bak şurada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu alana kırdıktan sonrasına ki şurada gelmiş dokunmuş daha sonrasından Kırmış aşağı yönüne atmış kendini. Bu alan bizim artık kırılma alanımız demişiz. Arkadaşlar sizlere ben e, mümkün olduğunca yani kimse zarar etmesin, herkes kar etsin diye elimden geldiğince güzel analiz yapmaya çalışıyorum. Eğer beğeniyorsanız analizlerimi beğeniyorsanız yorumlarımı e, videolarda beğen butonuna tıklayarak daha fazla kişiye erişmemizi sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Olası ters sıkıntılı durumlarda, bakın sıkıntılı durumlarda diye size tekrardan bahsediyorum. Dün size özellikle paylaşmış olduğum şu videoda izleyenler zaten takip ettiyse şu düşüşten hiçbir şekilde etkilenmemesi lazım. Ama olası anlık böyle bizi sıkıntıya sokacak durumlarda, Yine sizlere buradan ben video paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama Bitcoin'in şu durumunun ben e, çok büyük bir şekilde bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Anca şu olur. Amerika'da bakın şurada ben belirttim ya dedim ya birinci sinyalini aldık, ikinci sinyalini aldık. Üçüncü sinyali benim için nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü sinyali şudur. Açığını konuşmak gerekirse. Amerikan merkez bankası Faiz ile alakalı kalkar belirli söylemlerde bulunursa bu benim için üçüncü sinyal olur ve ben artık Bitcoin'den çekilmek zorunda kalırım çünkü artık bu piyasanın çöküşüyle. E, orantılı bir durumdur ki Kanım <laughs> belli teorileri var arkadaşlar Kanım belli teorilerinde diyor ki bir MTI'nin ya da bir e, para biriminin ya da borsada işlem gören bir eşyanın bir şeyi fiyatlanması, fiyatının aşağı ya da yukarı yönlü olması belli bir zaman döngüsü içerisindedir. Belli bir zaman döngüsü içerisindedir. Yani ne yapıyor? Buradan geliyor. Diyor ki bu zaman döngüsünü size şöyle açıklayabilirim. Bir yıl var arkadaşlar. Bu bir yılı ilk başta İki parçaya bölüyor. Bir, bir yapıyor. Daha sonrasından bu bir yılı bir, iki, üç parçaya bölüyor. Daha sonrasından dörde bölüyor, sekize bölüyor, altıya bölüyor, on altıya bölüyor. Ve bu zaman aralığında döngüleri şu şekilde orantılamaya çalışıyor. Mesela bunlardan benim belli çalışmalarım da var arkadaşlar ay döngüleri diye bir çalışmam var. Şimdi bu ay döngüleri mevzusuna gelince size şöyle açıklayabilirim. Bakın. Borsalar insan psikolojisi ile hareket eder. Aşağıya ya da yukarı yönlü. 17 Ocak. Şu alanda. 17 Ocak. Geliyorum 31 Ocak. Bakın. Her gösterdiğim yerde bir kırılım mevcut arkadaşlar. Şu alan arkadaşlar. 31 Ocak bakın. 31 Ocak şöyle aşağı yönlü kırılmış gitmiş artık. Buradan tekrardan geliyorum. Mesela 16 Şubat. Ben bunların hepsini şöyle tek tek kayla aldım. Geliyoruz arkadaşlar. Mesela burada önemli olan, önemli olarak gördüğüm noktalar. Bakın şu alan 5 Mayıs arkadaşlar. Belli bir zaman döngüsü içerisinde olduğumuzu söylüyoruz ya. Bakın 5 Mayıs neredeymiş? Şu alan. Şurası 5 Mayıs. Bakın. 5 Mayıs. Biz 5 Mayıs'ta ne yaşıyoruz? İleri yönlü geliyorum. Bakın şimdi. 5 Mayıs'ta düştük. Şuradaki 5 Mayıs'ta yükseldik. Bakın şimdi geliyorum. Şurada da bir 5 Mayıs olması lazım. Şurada da bakın 7 Mayıs var. Şu alanda 7 Mayıs var. Bakın 7 Mayıs sonrası şöyle bir düşüş meydana geliyor ve ciddi bir düşüştür arkadaşlar. Bunlar şu tespitler ciddi düşüşlerdir. %23'lük, %24'lük bir düşüş. Bu Bitcoinle alakalı. Şu anda bakın %3, %4 düştük bu hallerdeyiz. Bu alanda %24 düşmüş. Geliyorum yine arkadaşlar. Mayıs. Bakın. Günler şu alan arkadaşlar 5 Mayıs. 5 Mayıs'ta ne yapmış? Şöyle bir gelmiş. Daha sonrasından şimdi aşağı yönünü kırıp gidecek. Şurada da belirtmişim zaten. Bakın. Yüzde kaçlık yapıyor arkadaşlar? Şu alanı hesaplayacak olursak. Yüzde 21'lik bir düşüş. Şimdi geçmişe dönük. Zamansal döngülerle istatistik yaparsak eğer. Bizim. Şurada zaten yine ben mesela 11 Mayıs ile 19 Mayıs arasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişe dönük zamansal döngülerle hesap yapacak olursak bizim bu alanda Bitcoin'de bir düşüş yaşamamız gerekiyor. Ta ne zamana kadar arkadaşlar? Ta ki e, 2 Haziran 10 Haziran 18 Haziran dönemine kadar. Şöyle belki düşecek. Yatay bantta ilerleyecek. Ve e, devamında Haziran ayının başlangıcı ile birlikte tekrardan şöyle bir yükseliş söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bunların hepsi tamamen bir çalışmadır arkadaşlar. Bakın bunların hepsi tamamen bahsediyorum, tekrarlıyorum bir çalışmadır. Doğruluk e, niteliğinde kanıtlanmış bir olay değildir arkadaşlar. Tamamen analiz, e, istatistik, gözlem bunu söyleyebiliriz. Benim beklentim. Şuradan şöyle bir düşüş yapacağız, belki 42 bin dolarlara kadar. 42 bin dolarlardan sonra bakın kademeli bir şekilde geri yukarı yönlü çıkmamız şöyle 2 Haziran ve 18 Haziran aralığında olacak. Ne oldu? Geldi, çarptı buraya, yukarı yönlü gitti. İşte şu alanlarda bir bekleme alanı diyebiliriz. Bakın şu şekilde size tarif edebilirim. Geldi şöyle sert bir düştü. Şu alanda şöyle bir dinlendi. Şuradan sonra sert bir düştü. Şu alanda şöyle bir dinlendi. Geldi sert bir düştü. Şu alanda şöyle bir dinlendi gibi e, durumlar olabilir. Bunu da belirtelim. Arkadaşlar sizlere hani biraz böyle sohbet niteliğinde oldu bu video. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz bana katkıda bulunmuş olursunuz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım Para kaybetmiyoruzdur arkadaşlar.